diyorlar hadi. Şimdi cenaze bizi Kayseri'ye götürüyoruz. İşte yeğenim 15 yaşında. Yani 16 da bilir. Bilmiyorum artık ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Yani yeğenime herhangi bir şans bırakılmadı. Elimizden geleni yaptık. 6 gündür Fransa'da biz bir çile çektik yani buraya gelene kadar. Şöyle oldu. Yeğenimi bu Fransız polisi katletti. Yani bunu kapatmaya çalışıyorlar. Yeğenimi öldürdüler yani. Değilleri öyle söyleyeyim size. Bunun üstüne bizim eve uzak olan, 2 saat uzak olan bir hastaneye götürdüler. Hastane diyemezsin yani. Çöplük, berbat bir yer. Biz yeğenimi o hastaneden çıkartmaya çalıştık. Bir türlü çıkaramadık. Beyin ölümü verdiler raporu. Ben Paris'te gezmediğim hastane kalmadım. Hiçbir hastane yeğenimi kabul etmedi. Biz çaresiz kaldık, konsolosu aradık. Konsolosundan Allah razı olsun yani bize çok büyük destek verdi. Geldi yardımcı oldu. Bizden hastane, yeğenim oldu hastane, organ istiyor. Ondan sonra efendim pazarlık yaptı. Gelip gidiyor sabah fişini çekelim. Öğlen sonra fişini çekelim. Ya bu ne yani yeter artık yani. Ondan sonra biz kabul etmedik. Bir gün geldik ki yeğenimin üzerinde ne serum var, ne bir alet var. Yani alet, solum aleti var. Neyse baktık olmadı. Konsoloslukta bize bayağı da yardımcı oldu. Bizim savcıdan izin almamız gerekiyordu. Avukata söyledik. Savcılıktan izin istedi. Savcılık bize de cuma günü izini verdi. Cumartesi günü biz hemen yineden başkonsolosluğundan görüştük. Sağlık Bakanlığı'ndan uçak isteyeceğiz yeğenimi getirmek için. İşlemler çok uzun olduğu için biz kendimiz getirmeye karar verdik buna. Ondan sonra gerekeni yaptık, uçağını ayarladık. Pazar günü akşam yeğenim uçağa binmesi gerekiyor. Tabii bu arada Perşembe, Cuma, Cumartesi yeğenim durumu stabil. O günlerde biz yeğenimi yalnız bırakmıyoruz. Çünkü hastanede acayip bir hava var. Yani şöyle söyleyeyim sizlere, hemşeriler bakmıyorlar. Doktorlar bize kötü davranıyorlar. Oradaki ekipmanlar hepsi bir obsolet yani hiçbirisi çalışmıyor yani doğru dürüst. Biz yeğenime bir şey olur diye başında öyle çok sağlam şekilde duruyor. Asker gibi 4 kişi sürekli gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor bırakmıyor. Çünkü güvenmiyoruz onlara. Adamlar serumunu söküyorlar, ilaçlarını söküyorlar. Yani kesin bunu biz yaşadık yani bu bir yalan değil yani gördüğümüz, yaşadığımız bir şey. Sonradan biz bu kadar mücadele verdik, çok da ciddi takip ettik. Yeğenim biraz kendini toparladı. Kalbi güzel atıyor, tansiyonu güzel, vücut sıcaklığı güzel. Çok büyük umudumuz var. Ama bizim umudumuz Türkiye'ye getirmek. Çünkü Türkiye'de biz buna baktırabileceğiz yani biliyoruz. Neyse biz buradaki hastanelerle görüştük. Hastane kabul etti. Hocalar raporunu aldı. Bir işlem yapılacak. Tek pazar günü ben saat 2'de oradan ayrıldım bir kardeşimden. Hastane İstanbul'a gelip buradaki kardeşlerimin, ailemin otelini ayarlayıp bir de oradaki hastaneleri, pardon, hastaneyle görüşmem gerekiyordu. Biz geldik, akşam saatlerinde uçağa 20 dakika kala bizim yeğenimin odasına hiç gelmeyen bir hemşeri geliyor, solunum makinenin ayarlarını 10-10-10 düşürüyor. Bunu gören 4 tane şahitimiz var. Bu kadın gidiyor, onu düşürdükten sonra solu yeğenimin kalbi duruyor. Bundan sonra bile orada bir panikler oluyor. Benim oğlum babasını çağırıyor, babası geliyor, makine siren alarm ötüyor. Kendisi kalp masaj yapmaya başlıyor burada. Ondan sonra oradaki doktorlar ellerini şöyle kollayı bağlayarak hiçbir şey yapmıyorlar. Yalvarı yok, idi yok, gelen bir şeyin yapanı yok yani. Sonunda babası diyor ki ne dokundum diyor. Baktım diyor kalbinde bir hareketler var. Kendisi masaj yapmaya başlıyor yani burada. Sonradan orada bir tane hemşeri var dayanamıyor olaya. Bismillahirrahmanirrahim diyerek çağırıp orada masaj yapıyor. Orada bir başka bir hemşeri vardı. O da iyiydi. O da yapıyor, yardım ediyor. Diğer su içinde kalıyor. Bizim orada Allah razı olsun yani o kadar destek geldi ki ben oradaki Türk vatandaşlardan, oradaki bizi tanıyan, tanımayanlardan. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. 150, 200, 300 kişi sürekli orada bizimle bekledi yani. Onlar da içeri geldiler. Baktılar ne oluyor? Ondan sonra doktoru böyle tuttular, sırtından içeri attılar. Görevini yap diye. Doktor korktu. Bundan sonra kalp masajı yaptı. Doktor bizim beladeri diyormuş ki bak kalbi başlamış atmayı.
Kalbi çarpıyor ama diyormuş. Bunun daha tansiyonu olmadı diyormuş, anlıyor musun? Yani öyle bir şey yaşadık yine. Çile midirsin, başka bir şey midirsin? Yani hem yeğenimi bu polis yani katletti ya. Polis bunu korkularak takip ediyor. Neymiş efendim? 15 yaşında çocuk kask takmadı. Kask takmadığı zaman kime zararı var? Kendine zararı var. Bunu sen neyi takip ediyorsun da karşıdaki polise haber verip de buna tuzak kurup ondan sonra arabayı çarptırıyorsun yeğenimi? Öldürüyorsun böyle yeğenimi. Yeğenimi orada çarptırıyorlar abi. 25 dakika yarım saat buna müdahale etmiyorlar. Ondan sonra polis buna kalp masajı yapıyor. Sonradan bunun kalbi geri geliyor. O arada beyin ölümüne giriyor. Bu kadar. Efendim, yani mali bulunanlar hakkında dava açmayı, hukuki süreç yürütmeyi... Hepsini yapacak. Ama yani yapalım. Biz burada yalnız bir şey yapamak. Bir, Allah'a güveniyorum. İki, devletime güveniyorum. Bize destek verin yani. Yani burada biz yalnız bırakmayın. Burada bize büyük haksızlık yapıldı. Polisin yaptığı, hastanenin yaptığı bize acayip haksızlık yapıldı yani. Bizim burada çektiğimiz acı bir biz biliyor, bir de Allah biliyor. Öyle söyleyeyim yani. Bir Şahin ve Aydemir Öztemir. Cenazeyi ne zaman alacaksınız abi? Şimdi gidiyor. Şimdi çıkıyor. Uçakla mı gidecek Kayseri? Yeğenim Öztemir. Umudumuz Öztemir, çok büyüktü. Evet. Bunlar en son bu yaptıkları, bu solun makineye dokunmalar bizi bitirdi. Yani buradaki profesör de dedi yani artık yapacak bir şey yok. Tansiyonu bir türlü düzeltemediler yani. Yani bu yeğenimin sağ gelmesini istemediler orada. Öyle şurayı söyleseydiniz Nuri Bey. Burada Adalet bize... Bakanından yardım istiyoruz. Aynen. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz. Bu konuda Fransızların bize karşı ikili tavrını herkes biliyor. Artı ne söyleyeyim yani Türk insanının kanı bu kadar ucuz olmamalı diyoruz. Allah'ın izniyle bu konuya Sayın Cumhurbaşkanımız desteklerini bekliyoruz. El atacak inşallah. Desteklerini bekliyoruz.